Şimdi biraz biz çocukluğunuza dönmek istiyoruz. Biraz sizin aile hayatınıza, biraz daha böyle insani taraflara değinmek istiyoruz. Evet. Bu açıdan size ilk sorum şu olacak. Deniz Gelmiş'le çocukluk anılarınızı anlatabilir misiniz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Neler yaptınız, neler yaşadınız? Şimdi çok hareketli bir çocukluk geçirdik. Çünkü babam ilköğretim müfettişiydi. Ben Erzurum, Narman doğumluyum. Deniz Ankara, Ayaş doğumlu. Hamdi, en küçük kardeşimiz de Sivas, Şarkışla doğumlu. Dolayısıyla şehirden şehire gezdik. Yahut şehirlerin ilçelerini de gezdik. Yani Ankara'dan sonra Sivas'a geldik. Önce Gürün, sonra Yıldızeli kazası, sonra Şarkışla kazası. Daha sonra Sivas'ın merkezinde şey yaptı. Ben ortaokul ve liseyi Sivas'ta bitirdim. Deniz ortaokulu Sivas'ta bitirdi. İlkokul ve ortaokulu Sivas'ta bitirdi. Liseye İstanbul'a geldi. Dolayısıyla bir memur çocuğu olarak şehir şehir dolaştık biz. O arada tabii birbirimizin okuduğu okul da farklıydı. Ortam da farklıydı. Yani bir memur ailesinin hayatı gibi bizim de hayatımız geçti. Değişik yerlerde, değişik okullara gittik. Değişik arkadaşlarımız oldu. Hepsi farklı farklı yerlerdi. Yani yaşaya yaşaya öğrendik diyebilirim yani. Peki kardeşler arasında böyle didişmeler olur, atışmalar olur. Vardı. Sizin çocukluğunuza dair unutamadığınız böyle bir anı var mı? Deniz biraz dik başlıydı. Ben de abiyim yani. Aramızda 3 yaşa yakın fark var. Şimdi misal olarak söylüyorum yani 15 yaşındaki birisiyle 12 yaşında birisi arasında çok fark var. Yani ileri yaşlarda 3 yaş bir şey değil ama Deniz'de laf dinlemezdi biraz. Tabii didişirdik ama İstanbul'a geldikten sonra yani lise hayatından sonra zaten ben askere falan da gittim. Orada şeyimiz biraz temasımız, ilişkimiz biraz azalmıştı. Çünkü o zaman askerlikte 2 sene biliyorsunuz öyle az değil. Şimdiki gibi 28 gün, 27 gün falan değildi. Evet. İstanbul'da tabii o da üniversiteye gittiği zaman kontrol da az oluyor. Yani İstanbul'da üniversiteye giden bir talebenin ne yapıp yapmadığını pek kontrol edemiyorsunuz. Zaten daha lisedeyken Üsküdar Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuş yani daha 17 yaşında filan. Daha evet. Sonra oranın sekreterliğini filan bunlardan bizim haberimiz olmadı. İşte ne zaman üniversitede işgal başladıysa o zaman haberimiz oldu.